Evet, kaldığımız yerden başlayalım. Bu kadını tanıdınız mı? Evet, Karadol serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası çok pislendi de o yüzden buraya bir temizleme odası yaptım. Helen'ın süpürgeyi kullanabileceği bir alan yaratayım dedim ki hani bu kattaki tozları alabilsin. Bir bodrum katına ekstra bir oda yapmam gerekti sadece temizlik için. Çünkü şurada çalışmayacağını o kadar eminim ki yani hiç uğraşmadım, hiç üzerine düşünmedim. Direkt odayı yapıp geçtim yani. Bu arada tabii ki de Helen Ford'u yeniden düzenledim, yeniden tasarladım. Kocacığımızı gömdüğümüz üzere şurada. Eskiden biliyorsunuz turuncu saçlıydı. Böyle de çok kara bir fotoğraf var. Bu hala duruyor. Helen bitirmemişsin. Bitirmemişsin. Dur git ağlama şimdi dur. Tabii yasta olduğu için biraz üzgün kızımız. Biraz daha bakım yaparsan. Şunları böyle gidip ayrıca almam mı gerekiyor? Anlamadım. Üstlerine falan mı basmamız gerekiyor? Ha tamam gittiler. İyice temizlemeniz gerekiyor böyle. Bir kat temizlediğinizde her yer temizleniyor zaten. Evet, Helen'ın yeni hallerini herhalde kısa video çıkmıştır diye düşünüyorum. Çıkmadıysa da yarın öbür gün mutlaka çıkacaktır. Çünkü bu aralar yetiştirebilirim evet ama böyle bir video çektim yani. Bir makeover videosu var. O gelecek yakında. Yeniden tasarlama videosu. Kıyafetlerini nasıl yaptığımızı göreceksiniz. Evde bir değişiklik var mı? Evde bir değişiklik yok herhalde. Kocayı bulunca evi değiştiriyorum biliyorsunuz. Onu da biraz daha böyle bir zengin koca bulaydık iyiydi ama Markus da iyi gidiyor şimdi işler. O yüzden Markus'la evlenelim diyorum. Bir de amacımız şu an Helen'ın moralini yerine getirmek olmalı. O yüzden hey kendine bir konuşma yap Helen'cığım. Bu sefer gri saçlıyız. Yorumlarda Dilek dedi ki sarı saçlı yapalım dedi. O yüzden bir sonraki jenerasyonda da sarı saçlı yapacağız. Evet. Bakalım nasıl olacak. Bu yatak kıyafeti gördüğünüz üzere bu şekilde yaptım. Biraz böyle şu olsun istedim her zaman gibi. Bir de böyle pembelere falan kullanmak istedim. Böyle pembe mor kıyafetler genelde ama saçları hep beyaz. Evet. Burada gitsin kendine biraz bu kadar salma desin kendi kendine. Böyle işe filan versin kendini. Bir de bu sefer böyle bir güzel bir renovasyon yapmak istiyorum. Böyle büyük falan. O yüzden çünkü geçen bölümde hiç yapmamıştık. Onun böyle biraz yerini doldurmak istiyorum. Ama hala ilk seviyede miyiz bu işte? Yo, üçüncü seviyedeymişiz. Güzel bir şey de yapabiliriz yani. Daha iyi ödeyen bir şey var mı? Bak 635 ödeyen Björksenlerin evi var. Ama oradaki Björksen'i de kafalayabiliriz aslında. Bir kociş adayı olarak. Onu da kafalayabiliriz sonradan. Yarın sabah gideceğiz herhalde. Evet. Evet, beni bilmeyenler için herkese merhabalar. Patlan TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. Karadol Meydan Okuması'nda kuralları bilmiyorsanız aşağıda yazıyor. Şu an en son ikinci kocamız öldü. Ben biraz yavaş gidiyorum bu seride. Normalde böyle bu kadar 6-7 bölüm çıkınca insanlar yarılamış oluyor bu şeyi. Ben nereye gittim acaba? Az önce neye bastığım konusu hiçbir fikrim yok. Tanrım neler oluyordu? Buraya geldik bir üzgün üzgün ne yapıyor acaba şu an? Düelloya mı git? Kız bu kadar üzgünken düelloya mı çağırdın? Bir de ben de kabul ettim bu arada. Neyse. Bunlar ne acaba? Bir şeyler uçuşuyor mu? Neyse bir düello yapalım belki bir öğreniriz değil mi? Hiç bu Karadol'da hiç bir düello yaptık mı ya? Sanki yapmadık değil mi? Bir yapalım bakalım. Alıncığım. Bir de buradaki işte bu büyülü mekan okey güzel ilginç tasarlamışsınız falan da yani böyle 3 saat sürüyor düello yapacakları alana gitmeleri. Yani doğrudan oraya ışınlasalar bir zahmet daha iyi olmaz mı? Yerler falan çok janjanlı mesela. Bu şık kıyafetlerinle de çok iyi düello yapıyorsun. Birden şey Karadul diye neye geldiniz gerçekten bu? Evet. Bu arada kıyafetlerimizi tekrar biraz daha göstereyim. Şöyle bu şekilde. Daha da güzel görebileceğiniz şekilde. Bir de benden göreceğiniz şekilde ayarlayayım. Evet, düello başladı. Bence Helen kazanır. Kim kazanır? Dünya da çok güzel bu arada. Bir bakasım var ama şu an düelloyu bozmak istemiyorum. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Evet tahminleri alalım. Aşağı yazın. Devamını izlemeden önce durdurun. Aşağı yazın bunu tahmin ettim diye. Kim kazanacak? İşte bu. İşte bu. İşte bu. O kadar
Tabii ki de o kadar çalıştı, sonucunu da aldı Helen'cığım. Bu acaba böyle bir şey, uf yaptım falan diye bir buff verir mi? Veriyormuş, mutluluk buff'ı veriyormuş, güzel. Ama nasıl üzgünüz, nasıl üzgünüz? Geldin canımı sıktın gittin ya. Bizim süpürgemiz yanımızda mı? Sanırım süpürgeyi kullanmıyoruz. Evet, süpürgeyle uçabiliyorsunuz da ben Helen böyle o cadı özelliğini çok göstermesini istiyorum. O yüzden böyle normal yürüyerek eve gidecek, evet. Nerede acaba şu an? Bu arada dünyamız da bu şekilde. Şöyle biraz daha göstereyim. Böyle yukarıda çok güzel de kuzey ışıkları falan var. Böyle bir yarısı açık bir bina. Böyle bir çirkin bir bina yapmışlar. Bu arada Helen'in olduğu yere gideydik. Burada insanlardan eğitim falan alabiliyorsunuz. Aslında bu büyülü dünyayı keşfetmek de eğlenceli olabilir. Ama ya da buradan koca mı bulsak? Aa evet. Bir tane kocamız da büyücü olsun değil mi? Evet, hiç bunu düşünmemiştim. Bir tane kocamız da uzaylı olsun istiyorum. Bunları not ediniz. Evet. Bu arada gitmem ne kadar uzun sürdü. Telefonla gitsem daha kısa sürecek galiba. Travel diyeceğim. Yok, Daryl Charm gelmesin artık, yeter. Hadi gidiyoruz. Ve karı izlerken biraz da elektriğimiz mi çok bizim yine? Evet, biraz şarjımız dolmuş. Biliyorsunuz şarjımız biraz ayarsız doluyor lanetli olduğumuz için. Bir de bir şeyler gelmiş. Ne gelmiş? Ha, fatura gelmiş. Allah cezanı verecek. Faturayı ödeyelim bence. Direkt. Bu çöpü yakalım. Büyük pratiği olsun. Yine bir gün yangın çıkarıyoruz. Evet. Onun yangını düzelttim diye yeniden bir mutluluk buff'u gelecek bence. Umarım bu sırada bazı eşyalarım yanmaz. Bu kim? Evet, departmandan gelmişler. Ya tüh, bu yanı verdi. Neyse. O dans etmediler. Ben diğer şeylerde görüyorum. Diğer videolarda görüyorum. Bu itfaiyeciler eve gelip şeyi söndürünce dans ediyorlarmış filan. Aa, buradaki çimler yandı bak biraz. Bu öyle kalacak mı acaba? Aslında güzel bir anı değil mi sizce de? Onu hep orada bırakalım. Evet. Burayı böyle ev çok büyüyünce acaba böyle bir malikane falan olunca burayı böyle bir anı olarak orta bahçeye falan dahil edebiliriz. Öyle bir şeyler yapabiliriz. Çünkü böyle bayağı bir büyük yapasım var evi. Evet, bozulmuş yemekleri at Helen'cığım. Sonra da heykeline yiyecek bir şeyler al. Bu yemek büyüsünü bir an önce öğrenelim de. Artık yemek pişirmek istemiyorum bu kız. Gerçi yemek pişirmek istiyorum. Evet, doğru. Meydan okuma şartlarına göre yemek pişirme... Ha, gerçi 8'miz ya. 10 olsak sonra yemek pişirmeyi öğrensem ve asla yemek pişirmesem. Çok iyi değil mi? Bence buldum. Şimdi şu üzgünlüğü geçsin diye bütün yapabileceklerimizi bir yapalım. Yatakta ağlasın. Sonra yok efendim kendine böyle bir sen yaparsın, başarırsın tarzı konuşmalar yapsın. Böyle bir pazartesi günümüzü geçirelim. Sonra da eğlenmek için gitar çalabilir. Bu arada biliyorsunuz ki bu meydan okumada benim stilimde. Bir de gitarda en yüksek seviyeye gelmeye çalışıyoruz. O yüzden bir taraftan da gitar çalışabiliriz. Aa, aslında şey yapsak ya, bir parka gidelim. Orada gitar çalalım. Çalabiliyorsak tabii. Sanırım şey, bizim o mutsuz olmamız engel olmuyor. Tamam, güzel. O halde bu mutsuzluğumuzu biraz daha gidereceğiz. Gerçi gün bitiyormuş. Gecenin köründe de kimse gidip bizi dinlemez. Neyse, biz kendi kendimize çalalım madem. Güzel fikirdi ama gün bitmeyeydi, daha güzel bir fikir olacaktı. Evet, bence yaparsın Helen'cığım. 9 saate kadar indi. Bence bayağı bir uğraştım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Her koca öldüğünde bir tane de dövme ekliyorum Helen'a. Evet, bu da son dövmesiydi. Ondan bir önceki dövme böyle şu kolunun arkasında bir yerde, göremiyorsunuz şimdi. Ha, bak şurada bak, görüyor musun? Bak bak bak, bak burada. Bu da 3. evet. Burada da Grimm'in fotoğrafı var. Baş tacı ettik onu. Grimm'ciyim. Grimm'i dedikodu kazanını almak istiyorum bu arada. O da gelsin pazar günleri. Ekleyebilir miyiz acaba Grimm? Yok, çıkmadı. Tüh. Neyse, gelince davet ederiz. Nasıl olsa hafta 8 cuma 9 burada. Eğlence ihtiyacımızı giderelim. Gerçi seviyeyi de atlatalım hazır bulaşmışken. Kaçıncı seviyeyiz daha? 4'teymişiz daha. Abo, epey var Helen. Yardır yardır. Nasıl çılgınlar gibi çalıyor? Nasıl çılgınlar gibi çalıyor? Hadi atla bakayım. Evet, tamam, yeter. Anında bıraktırırım. Hemen git. Bir tuvaletine gir, sonra da duşunu al. Sonra da yatarsın canımız.
Bunları buradan tıklayarak tandan yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Ama böyle gün ortasıysa uyumak yerine böyle kestirmeyi tercih ediyorlar. Nap var ya, onu yapıyorlar. O yüzden ona da dikkat etmeniz lazım. Evet, ertesi gün doğrudan ben müşterinin evinden başlayayım değil mi? Şu yerleri temizleyebileydik, iyiydi ya. Neyse, evi komple yenileyeceğiz zaten, aman. Evet. Kızımız nasıl üzgün, nasıl üzgün. Neyse, sabaha iyileşeceksin canımsız. Bir de bugün yapmak istediklerimi söyleyeyim bir taraftan, Helen dışına alırken. Marcus'la hemen evlenmek istiyorum. Çılgınlar gibi evlenmek istiyorum. Hemen bir düğün yapalım. Bir kendine gelsin de yarın işe gidelim gelelim. Sonra Marcus'a diyelim ki tamam evlenelim artık falan deyip dam diye gidelim istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ya bu dünya çok güzel olmuş ama. Güzel yapmışlar. Aa bak, buradaki renkler falan bir tık değişik. Onları falan da bayağı sevdim. Evet. Çok güzel değil mi? Böyle usul usul kar yağıyor. Bu kadar kışı hissetmek istemezdim ama. Güzel yani, evet. Biz gidelim artık değil mi? Yarın olsun. Ondan sonra da müşterimizin evine gidelim. Zaman ileriye aksın. Hemen bir tanışalım değil mi? Neşeli bir tanışma. Seninle de tanışalım. Seninle saygılı bir tanışma yapalım. Kış kıyafetlerimiz de bu şekilde. Yalnız bu kıyafetlerini düzenlerken bayağı eğleniyorum ama kocaları çok hızlı öldürdüğümüz için çok da gereksiz aslında. Mesela yaz kıyafetini asla göremeyeceksiniz ama bir tasarladım yani. O makeover videosuna bakın mutlaka görmek için. Mutlu olurum yani. Bakarsınız. Kısa video zaten. Bir dakikada yapmaya çalışıyorum. Evet, geldi, arkadan tanıştı bizde. Ne kadar çok insana hitap ederseniz o kadar iyi gibi duruyor. Şimdi çocuk odasını da yapacağız değil mi? Böyle derin muhabbetlere gireyim. Tatlım selam. Değil mi? Evet. Sanki hiç kocası dün ölmemiş gibi. Evet, henüz kapıyı çalmamışız bu arada. Bu ev çok güzel de gezelim birazdan. Göstereyim size Björksen evi. Böyle kocaman duvarlı. Biraz zengin tarzı bir ev. Evet. İmiş. Bu da Sofia Björksen imiş. Evet. Neşeli bir tanışma yapalım. Hiç sevmiyorum böyle saçma sapan şeyler. Evet, bir kaldırayım mı? Gerçi kaldıramıyorum. Evet, neyse. Ha, seninle de tanışalım. Hemen senin de görüşlerini alalım. Neyi seviyorlarmış? Piyanoyu seviyorlarmış. Resim yapmayı seviyorlarmış. Çocuk odası değil, hobi odası istiyorlar herhalde. Burada biraz soğuk değil mi canım ya? Aa, bu neymiş ya? Roket bilimini seviyormuş. Evet. Evet, bununla ilgili ne bulacağız acaba? Evet, çocuk odasıysa ben çocukla konuşayım değil mi? Çok büyükleri karıştırmayan. Bu arada şu ana kadar kötü bir şey söylemediler. Eğer tasarımı da beğenirlerse onları yakmadan devam edebilirim. Bak burada neler var dedik. Kadın çok güzel kadın hakikaten. Evet, farmhouse dekoru sevmiyormuş. Ha, bunları öğrendiğimize göre hadi Allah. Hadi Allah. Daha çok işim var benim. Bir sürü renovasyon yapacağım. Şu an çok gaza geldim. Nasıl renovasyon yapacağım? Nasıl renovasyon yapacağım? Evet. Tamam, öncesi fotoğrafları çek diyor. Evi göstermedim size değil mi? Yok, eve böyle giriyorsunuz. Kocaman bir mutfağı var. Sonra bir yemek masası var. Sonra yok efendim böyle bir genç odası var. Piyanosu falan da var. Sonra böyle bir çocuk odası var. Gerçi çocuk odası renovasyon diyordu değil mi? Çocuk odasını renove edelim. Aslında biraz bu şeyi de renove edesim var ama neyse, çocuk odasını yapalım madem, tamam. Böyle yatakları filan aslında çok cool buluyorum ama arka koçağı olunca biraz tuhaf. O yüzden işte yani, bir de bu kadarcık yetiyor herhalde. Bu kadarcık dolap yetiyor herhalde, ilginç. Ben böyle komple doldururdum buraya böyle bir. Ha, böyle giyme odaları varmış çünkü. Giyme odası gibi bir şey var şimdi. Bu biraz saçma değil mi ya? Çalışma odası gibi bir şey çünkü bu. Bir de koşu bandı falan var. Ben şimdi bunları, koşu bantlarını biraz kullansam, biraz sömürsem herhalde laf etmezler değil mi? Çünkü Helen kilo alacak bu gidişte. Düğünümüz var. O yüzden diyorum ki bence sömürelim. Evet. Şimdi bir öncesi fotoğraflarımı alacağım. Sonra da yukarı çıkıp hemen şöyle bir koşturalım hazır enerjikken. Evet, fotoğraflarımı çektim. Helen'cim biraz koşsun.
Hem ben de size spor kıyafetlerini göstermiş olurum bu bahaneyle. Biraz da duş alırız falan. Hemen giriş benim değil mi? Yani şimdi ne gerek var? İşte böyle muhteşem bir şekilde hemencığım. İşinin verdiği nimetlerden sonuna kadar yararlanıyor. Biraz da televizyon izle tabii. Şey izletelim ama. Ne onun adı? Evet, yemek kanalı izletelim ki biraz da kültürlensin. Kültürlensin değil mi? İşte bu. Nasıl verimliyim? Nasıl verimliyim? İş zamanını çok iyi kullanıyorum bence. Tamam, fitness'ta da seviye atladık. Koşusu bitince bir duş alsın. Bayağı evi sömürüyoruz şu an. Aa, jacuzzi varmış. Bir banyo falan yapalım bence. Böyle baloncuklu baloncuklu bir banyo yapalım. Sonuçta işi ben yapacağım zaten. Helen'lık bir işi yok. Acaba bunu ne kadar sömürebiliyoruz ya? Merak ettim şu an. Her şey yapasım var. Burada sosyal ihtiyacı düşmüş. Fitness seviyor, evet Helen'cığım. Biraz terledin yalnız, hemen bir duş alırsan. Yani kokmayalım müşterilere değil mi? Oh, baloncuklu baloncuklu banyolar da yapıyoruz. Helen'cığım iyisin canım değil mi? Evet. Helen kendini iyi hissediyorsa biz de o banyo yaparken işimize başlayalım değil mi? Şimdi bu neymiş? Bu sevmediği şeyleri bir belirleyelim. County tarzı şeyleri çok sevmiyor gibi duruyor. Anladım. Endüstriyel de sevmiyormuş. Endüstriyel ben seviyorum ama. Seveydin iyiydi. Bence parkeleri değiştirmeyelim. Duvar kağıdı herhangi bir şey kullanabiliyormuşum. Güzel. Böyle bir tık değişik mavi yapmak istiyorum. Çok da böyle aşırı değiştirmeden. Aa, bundan para kazandık. Güzel. Bir yeri de böyle beyaz filan yapmak istiyorum. Ya da böyle taş mı yapsam? Böyle bir şey yapsam mesela. Çok mu gri oldu? Bir şey söyleyeceğim. Bu renkleri çok sevdim. O yüzden bu renklerle olacak. Bu renkleri baz alarak bütün eşyaları koyayım diyorum. Ben şimdi hızlandırayım videoyu. Çok saçma değil mi? Öf. Neyse, bunu koyduk. Bu bütçeyle yapacağım bakalım. Evet, Helen'ın banyosu bittikten sonra son rötuşumuzu da atıp bitireceğiz. Sonra da sonrası fotoğraflarımızı çekip müşterilerimize gösterelim. Nasıl komikli şakalı hale geldi. Şurada biraz sakinlemesini isteyeceğim yalnız. Tam bu kadar delirme Helen. Allah'ım, şakacı. Şakacı oyuncu. Çok da belli olmasın, o yüzden bir kendine gel canımız. Buraya doğru bir gidelim. Yatak odasına gidelim bir de. Kız yeniden enerjik oldu ya. Karnı da acıktı. Şu işi bitirelim de bir an önce dönsün madem, yazık. Tek selfie. Surat çok iyi değil mi? Makyaj nasıl olmuş bu arada? Biraz değişik bir şeyler deneyim istedim. Evet, sonrası fotoğraflarını da çekiyorum. Evet, çektim fotoğraflarımı. Şimdi müşteriler gelsin istiyorum. Şimdi şınav çekmenin sırası mı acaba? Evet, biraz daha usturuplu kıyafetler giyindi. Önce kıyafetlerini giydi ki müşteri çakmasın. Helen az çakal değilsin ha. Bu ev ne kadar böyle güzel, geniş geniş. Bir ara çalasım var bu evi. Bu adamı kafalayıp evine mi yerleştik acaba? Neyse, onu yapmayacağız. Kendi evimizi genişletiriz, böyle yaparız madem. Evet, istiyorum. Herkes de aynı yere ışınlanıyor. Şu çocuğun odasını yaptım galiba. Hiç de tanışmadık ama senin adın neymiş? Elza. Elza'cığım, senin odanı yaptık. Bir gösterelim odanı. Herkes kardan Was that? donacak. Evet. Hadi göster. Amy. Oh. Titla. Ramudish. İşte bu. Hadi bakalım.
Öncesi sonrası gelmedi mi? Ne oldu? Öncesi sonrası gelmiyor. Gösteremedik mi acaba? Öncesi sonrası yapamadık. Tüh. Neyse ben size bir çakma bir öncesi sonrası yapayım birazdan. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Evet. Bunlara bir bak bakayım. Bak değiştirdiğim odanın böyle kapısını da değiştirdim. Nasıl ama? Çok iyi değil mi? Şurada özellikle kendi fotoğrafımı göstermek istiyorum. Gösteremiyoruz doğru. Şunu da gösterelim. Sonra cebime buraya böyle bir bunk bed koydum. Bunu da gösterelim. Gel şuna da bak diyelim. Asla içeri girmediler yalnız. Neredeler? Gelsenize Hacit. Hem çok soğuk diye söyleniyorsunuz hem de dışarıda duruyorsunuz. Evet oda dışında her şeye bakıyorlar şu an. Seninle de bir tanışalım değil mi gelmişken? Allah'ım. Yine bir çatlak bir aileye çattık gibi duruyor. Başımıza. Herkes hazır durup dururken ben de hemen sorarım o zaman nasıl geçti diye. Hiç acımam. Anında yapıştırırım. Böyle şeylerde hızlandırmamak çok önemli çünkü animasyonların yüklenmesi gerekiyor. Bak şimdi bak neler yapıyorlar. Bak bak ne gereksiz hareketler. Yani söyleyeceğim mi ne olduğunu? Olsan beğendin mi ne oldu anlamadım. Kimle konuşuyorum o da belli değil. Sentiment mi? Senin yanında olmak çok eğlenceli diyor. Bizim kadınlarla yakın olmamıza gerek yok. Burası Karadul. Burada böyle bir şey olmaz. Ne oldu? Ha beğenmiş tamam. Bir tane reaksiyon alabildik nihayet. Kadın da beğenmişe benziyor. Hadi bayağı bir zıpladı mutladı. Çocuk da çok beğenmiş. Yani roket bilimi seviyor diye eve portatif roket kurma alanı ekledim yani. Evet bedişimizi aldığımıza göre evet mükemmel bir gününe gidiyoruz. Azıcık bug'lıydı ama yapacak bir şey yok. Gece çok geç döndük o yüzden bence diyorum ki Marcus'u çağıralım. Evde yemek yerken diyelim ki biz artık evlenmeliyiz. Isıtıcıyı da çalıştıralım sonra da Marcus'u buraya çağıralım. Marcus yarın bu iş bitsin diyelim. Biz nişanlandık mı ya? Nişanlanmamış olabiliriz. Dur bakayım. Evet hala sweethearts falan diyor. Nişanlısı demiyor. Ha, neyse ısıtıcıyı çalıştırdık. O açıdan bir sıkıntı yok. Niyeyse telefonla konuşmak için dışarı çıkmak istedi. Helen. Olabilir olabilir. Yapıyorlar şeyler. Gariplikler. Marcus da gelsin de öyle yiyin bari. Bari. Aha Marcus geldi. Tatlım. Mailde ne geldi acaba? Yine bir paket geldi bize. Ya çok güzel değil mi bu Dream Home Decorator? Evet paketimiz ne oldu acaba? Doymadın doymadın yenilmeye doymadı yeminle. Neyse. Ben de ilgilenmeyeceğim. Paketi açalım. Sonra buradan yemek çıkaralım. 3 saat sonra bozulacakmış bu. Ay hemen açalım. Hemen yemeğe çağır. Edgar. Kimmiş o ya? Deeply Delight Living Chair. Bakalım neymiş. Bir hayranımız bize bir eşya göndermiş. Ooo. Bu ekstradan para gibi bir şey. Ben bunu hayatta kullanmam söyleyeyim size. Bahis. Aa böyle şeyler de gelmiş. Bunlar da bahis. Çocuk sandalyesine ihtiyacımız yok. Bozuldu Marcus bozuldu. Ama neyse ki biz onu bozulmadan önce almıştık diye düşünüyorum. O yüzden çok şey olmadı. Marcus'u hemen yatağa davet edelim ki gitmesin evine. Invite to stay the night diyelim. Evet. Olur dedi. Hemen de gidip uyuyacak mısın? Ha uyuma canım. Saçmalama. Marcus sen uyuyamazsın. Sen kalkacaksın. Çünkü bizim işlerimiz var seninle. Bize düğün lazım. Yarın hemen düğün istiyorum Marcus diyelim. Evet teklif ediyoruz. Hadi bakalım.
Bakalım kabul edecek mi? Aha, olur dedi. Vallahi de olur dedi. İşte bu. Ya. Ya. Ya nasıl mutlular? Nasıl mutlular? Yarın sabah hemen evleneceksiniz. Bu iş burada bitmez Marcus. Evet, bir evlilik planlayalım Marcus'cum diyelim. Bu planlayınca galiba Dark diye gidiyorlar. Yarına filan olmuyor diye biliyorum. Wedding desen evet direkt gidiyorlar, bu olmaz. Çok flört etsen madem bir hu hu akar herhalde. Yok gerek yokmuş, tamam. Helen'in ihtiyacı yok o zaman, hiç gerek yok. Evet. Marcus'un aktif olduğunu öğrendi. Ya burası rüzgara atalı olduğu için kimse uyuyamıyor. Rezalet. Neyse onu biz sonra yeniden atarız. Eve taşınsın da Marcus. Şimdilik böyle evlenmeden yatağını sokmam. Önceki bölümü izleyenler görmüştür ne kadar ahlakbaz olduğumu. Evet. Çok büyük bir ahlak bekçisiyimdir. Yine bir sürü yemek bozulmuş ya. Neyse bizim için iyi. Biz yeni yemek yapmak istiyoruz zaten. Yemek yapma yeteneğimiz gelişsin istiyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Evet, sabahın 4.30'unda uyandık. Hemen gidip bir temizlik yapıp ondan sonra duşumuzu alıp gideceğiz sabah körü düğününe. Evet. Böyle bir planım var. Böyle sabah 7'de filan düğün yapacağım. Kaybedecek hiç vaktimiz yok. Marcus'a biraz daha sosyalleşelim. İyice mutluluktan çıldırar hale gelelim. Hip bump yapalım. Nasıl olacakmış bir bakayım. Böyle bir enerjik bir çift oldular. Küçük evimizle övünelim biraz. Aa beğenmiyormuş. Ana ne gıcık. Bence 6-20 güzel bir sayı. Burada hemen bir düğün organize edebiliriz. Gold event'i niye yapamıyorum acaba? Tatil olduğu için öyle gold event yapamıyormuşuz. Neyse ya. Önemli değil. Bizim ekiptekilerimiz gelsin. Bihter, Peyker, işte Kocis adayları. Bunlar bir gelsin. Şu az önce tanıştığımız Clara Björksen'i de aşçı olarak aldım hemen. Buraya birisini alırız. Evet. Bilmiyorum çünkü kim yapacak. Müzisyen de evet birisi gelsin. Umarım hayalet gelmez. Yer olarak da... Abi kalp şeklinde bir evlilik yeri varmış. Bunu denememiştik daha önce değil mi? Evet, buna gidelim. Evet. Evet yine full kadro geldik tabii ki de. Vitali Peker olmazsa olmazlarımız. Kocis adaylarımız ve bizim kocamız nerede? Kocamız yok. Burayı galeriden indirdim. Merve bana söyledi sağ olsun. Böyle müthiş bir yer. Kendisi kalp şeklinde. Evet. Böyle tatlış bir yer. Hem de diskosu falan var. Müzisyen gelip burada DJ takılabiliyor yani. Şimdi hemen bir içkiler söyleyelim herkese. Ama gerçi barla ilgilenen kimse yok henüz. O yüzden ne yapalım? İçeri girelim madem. Ne bileyim. Bilemedim şu an. Helen bize bir şeyler tıngırdatsın değil mi? Jam diyelim. Biraz böyle moda soksun insanları. Kendi düğününde çılgınlar gibi gitar çalıyor. Gelinlik de yakışmış ha bu saçına. Evet ikiniz beraber çalınca biraz saçma oldu ama tamam. Tamam Helen kessin şunu. Evet. Tamam, insanların dikkatini çektik bence. O yüzden hemen gidip evlenebiliriz. Niye evlenmiyoruz? Allah Allah. Kocişim burada değil diyor. Nerede o zaman? Ne yapıyor? Niye burada değil? Geliyor. Niye böyle gelmiş bu? Manyağa bak. Spor falan mı yapıyor? Allah cezanı verecek, spor yapıyor. Marcus canım kafam mı iyi? Evet düğün günümüzde spor yaptığı için canını alacağız maalesef, yapacak bir şey yok. Yani böyle ağır bir suç affedilemez bence. Bu kadar ağır bir suç. Sen şimdi nereye gidiyorsun acaba? Şurada hemen evlen diyeyim de. Acaba o kıyafetleriyle evlenir mi, çok merak ediyorum şu an. Umarım evlenir. Bizi daha güzel kıyafetlerimiz giysek ya. O kadar kıyafet tasarlamışım. Onunla evlensin değil mi? Madem diğeri onunla evleniyor. Hey Marcus gel şuraya, saçma sapan şeyler yapıyorsun şu an. Bir de gitmiş yok, koşa koşa gitmiş. Kaçmış düğünden. Haa. Düğünden kaçtıysa hemen geri getiririm. Böyle dizlerime kapanıp yalvarır. Evet Marcus'u hemen evlen diyelim. Hmm. Neyse en azından kıyafet değişti diyelim değil mi? Ya, hemen fotoğraflarımızı alalım. İzleyen var mı acaba? Kocis adaylarımız falan izliyor. Tamam sıkıntı yok mu? Peyker'cim de izliyor.
on Rumble Ray. Ay, bu tribi bitmedi bu adamın gerçekten. Az önce düğünden kaçıyordun Hacıt. Fueb. Wanawatsu. Neyse biz Helen'i izleyelim. Bayağı oturdular izliyorlar ha. Normalde bu kadar izlemezler. Genelde gezer dolanırlar filan ama. Aha. Al sana yüzük dedik şu an. O da bize aynısını diyecek mi bakalım. Ya fotoğraflarımızı çekelim. Evet. Çok tatlı bir düğün olduğunu düşünüyorum. Nasıl mutlu şu an? Nasıl mutlu Helen'cığım? Evet. 150 milyon tane fotoğraf çektim şu an. Make out in closet diyelim. Evet, kendi tasarladığım kıyafetle evlenmesine sevindim yalnız. Tebrikler. Rimlihorn Decorator Network'ün ilgisini çektin diyor. Cuma günü 8 ile 10 arasında akşam Will Star. Bu galiba pan yapmışlar. Start yerine star yazmışlar. Sanırım bu böyle şey uzaylılardan bir tane iş geliyormuş. Öyle bir şeyler duymuştum. Ama hiç denememiştim. Cuma günü 8 ile 10 arasındaymış. Umarım unutmam. O acaba kaçıncı bölümde gelecek? O zamana kadar umarım unutmayız. Akşam 8 ile 10 arası televizyonu izleyince sanırım işimizi alıyoruz. Bunlar da bu sırada içeride iş pişiriyorlar. Dinleyelim. Evet, bir şey de duyamadım. Ne kadar uzun sürdü? Ana bunlar sadece öpüştü mü? Ne yaptılar lan orada? Ne biçim öpüştünüz? Evet, bir hediye verelim. Eski koç işlerimizden bir tanesinin resmini hediye verelim. Yani bu tahminlerle bence özenmemize gerek yok. Zaten çok mükemmel bir düğün de istemiyoruz. Bu şekilde eve kapatalım bence Markus'u. Bu düğünlerden altın almamıza gerek yok değil mi? Öyle bir şey yok. Hatta düğün yapmasak da oluyormuş galiba. Öyle bir şeyler duymuştum. 10 milyon şu an bahşiş vermeye gidiyoruz. Kızım sen fakirsin, fakir. Öyle zart diye bahşiş veremezsin. 223 milyonun kaldı bak. Neyse, eve dönünce herhalde Markus bize taşınacak otomatik. Evet, geri döndük. Markus bizimde değil hala. Niye öyle? Gelse ya oğlum. Artık benimle yaşayabilirsin Markus diyelim değil mi? Niye otomatik çıkmadı? Bayağı bir bozuldu o. Bu tatil gününde yaptığımız için herhalde. Evet, hey bize katıl. Evimize gel. Aileye katıl değil mi? Artık kocişimsin yani. Evet, artık katılıyor nihayet. Markus'cum sanki. Ana fakirmiş bunlar. Jade Rosa'nın parası. Neyse onun hepsini alırım. Hepsini bana geçirin. Evet. Bunlar kendileri çalışıyorlar bunlar ya. Genç daha bunlar. Evet. Bizim çünkü ekmek paramız yani bu evlilik falan. Evet, bunlar böyle muhabbete devam ederken ya da işi pişirirlerken bitirsek. Evet. Umit Markus diyelim. Sen niye üzülmüşsün bir ara? Aa, bir de verdiği hediyeyi sevmemiş. Bunlar çok büyük suçlar gençler. Bunların bedeli olur. Bir sonraki bölümde bekleyin. Çok acısı çıkacak yani bunun. Markus çok yanlış sularda yüzüyor şu an. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Bye.